Gelsin bakalım tablonuz. Sevgili balıkları bu hafta ne bekliyor? Çok güzel. Güzel bir hafta. Harika. Aşk, para ve sağlıkta. Nuray Sayar'a anlat. Sevgili romantik, duygusal, hassas, naif balık burcunu ne bekliyor? Şimdi e, geçmişte yaşadığı konuları artık düşünmemesi gerekiyor hmm. bu hafta balıkların. Özellikle geçmişte yaşadığınız konuları artık düşünmeyin ki iş hayatınızda, ee, çalışma performansınız daha çok artsın. Süper. İşsiz olan bir balık burcuysanız alacağınız haberler ya da kulağınıza gelecek haberler yeni bir iş bulmanız konusunda ya da yeni bir atılım yapmanız konusunda inanılmaz motivasyon ve mutluluk kazandıracak size. Hayatınızdaki gelişmelerin oluşacak değişimlerin Keyfini çıkarmanız gereken önemli bir haftadasınız bu hafta. Balık Burcu olarak ne istiyorum, ne düşünüyorum, hayattan ne bekliyorum, ne benim hayrim olacak, ne benim için olumlu etkiler yaratacak. Ev ve gayrimenkullerle ilgili ani gelişmeler e, yaşayabilirsiniz. Örneğin evinizi değiştirmek isteyen bir balık Burcuysanız evinizi değiştirebilirsiniz şehir değiştirme, ortam değiştirme kararları alabilirsiniz. Mars transiti aile ve ebe ebeveynlerinizle, aile büyüklerinizle alakalı birçok çözülmesi gereken sorunun ve problemin çözümlenmesine, sorunların ortadan kaldırılmasına olumlu yönde etki edecek. Bu da ailesel huzurunuzun artmasına önemli destekte bulunacak. Harika. Aynı zamanda planlı, programlı duygulu duyarlı olan balık burçları bu hafta duygularının ve duyarlılıklarının aile ve aile ilişkileriyle alakalı karşılığını net bir şekilde alabilecekler. Aynı zamanda enerjiniz yükseliyor ama e, değişen şartlar çevrenizdeki insanların şaşkınlık yaşamasına etki edebilir neden olabilir çok mu kıskanılıyorum acaba diyebilirsiniz bu akşam saatlerinde. Özellikle bugüne ait bir özellik bu. Öyle mi? Değişen şartlarınız, değişen imkanlarınız. Acaba ben çok mu kıskanılıyorum demenize neden olan, duyacaklarınızla, göreceklerinizle olan her şey çok mu kıskanılıyorum acaba demenize neden olabilir. Bunu kendi kendinize diyeyim başkalarına demeyin. Duygu, aşk hayatınızda evli olanlar Haftayı o kadar güzel geçirecekler ki duygusal iniş çıkışlarını geride bırakacaklar. Oh, mis. Önümüzdeki hafta yıldızlarınızın birbiri olmasını istemiyorsanız bu haftanın tadına varın. Önümüzdeki hafta arefe biliyorsun. Evet Arefe günde birlikteyiz beraberiz. Bayramı nasıl geçireceğimizi konuşacağız Aynen öyle. 12 burç tek tek yorumlanacak. Özellikle e, ilham verecekler iş çevrelerindeki kişilere, Süper. Çalışma performansları artıyor. Harika. Özellikle kendinizi eksik hissettiğiniz, geliştirmek istediğiniz alanlarda da muazzam gelişim tamamlayacağınız verimli bir haftadasınız. <laughs> Sıhhatiniz ve sağlığınız son derece yerinde olan bir hafta. Hayatınızdaki gelişmelerin keyfini çıkartın derken işiniz değiştiyse adaptasyon problemi yaşamayın. Efendim, hissettiğiniz yeni gelecek bir iş teklifine sevgiyle geçiş yapın. Harika. Kendinize duyduğunuz güveni asla sorgulamayın. Daha önce iş hayatınızda haksızlığa uğramış olabilirsiniz. Efendim hakkınız yenmiş olabilir. Bunları yeni iş yerinizdeki kişilerle konuşmayın. Biraz sır olun. Ee, bir önceki işinizden neden ayrıldın diye sorular sorulursa yöneltilirse size. Ee... Görevimi tamamladım, zamanı doldurdum, bitirin, bitirdim deyin. Kovuldum demeyelim yani. Kovu, kovulduysanız kovuldum demeyin. Haksızlığa uğradıysanız haksızlığa uğradığınızı söylemeyin. Ayaklarınızın üstüne sağlam basın. Bin dik ayakta olduğunuzu gösterin, sergileyin. Kendinize duyduğunuz güveni kati suretle düşürmeyin ve sorgulamayın. Peki iş hayatında böyle bir ayrılık yaşarken özel hayatlarında da Özel e, ayrılık tehlikesi var müthiş. mı? Oo, müthiş, müthiş, kesinlikle. Yalnız olanlar yeni aşklara, hmm. yeni ilişkilere kucak açarken hak ettikleri, layık oldukları ilişkiye mi başlıyoruz Şahane. demeye bile ihtiyaç duymadan hayatının kadınını, hayatının erkeğini hayatına çekebilir. Hani vardır ya beyaz atlı prens ya da prenses. O tarz ilişkileri adım atmaları çok olası ve mümkün. Hı hı. E, değerlendirin. Kesinlikle hiç ne iş konusunda, ne aşk konusunda, ne evlilik konusunda geçmişe ait hiçbir konuyu gündem konusu haline getirip kıyaslamalar yapmayın. E, o yüzden mi şu e, uyarıda bulundun? Hüseyin bir diğer tabloyu alabilir miyiz? E... Balıkların diğer tablosunda geçmişte yaşadığınız konuları artık düşünmeyin, düşünmeyin ya, ve mevzu etmeyin. Geçmişte başınıza gelen haksızlıkları bile dile getirmeyin mi diyoruz? Kesinlikle getirmeyin çünkü e, geçmiş geçmişte kaldı demeyi ihmal etmeyin. Aynı zamanda duygular ve düşünceler konusunda ne kadar geçmişi geride bırakırsak o kadar kendi içsel dünyamızda bir balık burcu olarak huzur bulmaya yardımcı oluruz ve neden oluruz? Ne istediğimizi biliyorsak geçmişimize kazandıracağı hiçbir şey söz konusu değil. Zaten e, balıklar tamamen dediği ya başta da ilham, ilhamın burcudur. Hakikaten ilham ederek hareket ettikleri takdirde her şey onların daha da hayrına, daha da huzurlu olmasına inşallah etki edecek olumlu yönde neden olacak. Yani geçmişin sorunlarıyla bugünün gücünü azaltma. Azaltmayın. Bugün güçlüsün, mutlusun. Huzurlusun, geçmişin sorunlarını bugüne taşıyarak bugünkü ağzının tadını bozma diyorsun bozma. sevgili balıklara. İş hayatında da önemli gelişmeleri var, güzel gelişmeler olacak. Yükseliş, ama, değişim. Ama bir değişim olduğunda hemen paniğe kapılmasınlar. Bu onlar için pozitife dönüşebilecek. Olumlu yönde olacak bütün değişimler. Kesinlikle. Ee, sağlıkları ne durumda? Sağlık konusunda son derece sıhhatli ve sağlıklılar. Ama çok aceleci ve telaşlı oldukları takdirde bedeni çok yorabilirler. Hı hı. Bedeninizi yormamaya, hayatın tadını çıkarmaya, keyifli olmaya özen gösterin. Şimdi balıklar son burç veya ona birazcık daha iltimas geçelim. Sormak istediğiniz var mı balık? Ne sorayım daha? Sorun söyleyeyim valla. Aşk hayatınızı konuştuk. Güzel gelişmeler var. İş hayatında var. Bekar balıkların mesela kalbi dolacak mı? E, gündemlerine yeni aşklar. ...adım Güzel. atacak... Süper. Ve ...bu dönem başlayan aşklar... E, ...ruhlarına uygun... ...kişilerin Ay. hayatlarına gelmesine... ...etki edecektir, neden Harikasın. olacaktır... ...dolayısıyla... ...yeter ki siz geçmişin enerjisini... ...ne işe ne aşka taşıyın... Tamam, ...bugünkü payımızı aldık... aynen ...balıksan geçmişin hiçbir konusunu... ...bugüne taşımıyorsun... Kesinlikle. ...spotumuz ne? ...anı yaşayın... Hmm, ...anı yaşa, anda kal... ...sevgili balık... ...şimdi Burcum ne diyor köşesine geçeceğim... Burcum ne diyor köşesinde bulunduğunuz var olan kendi burcunuzu ya da partnerinizin burcunu daha yakından tanıyabilmek için çeşitli sorular sordunuz İşte onlardan bir tanesi sevgili seyircimiz sormuş başak kadını hangi burçla mutlu olabilir tüm başaklar için Balıkla geçerli bu Balıkla çok mutlu olur Öyle mi neden Balıkla çünkü karşıt burcu çok mutlu olur yengeçle çok mutlu olur ve akreple çok mutlu olur Hep su grubuyla Evet su grubuyla çok mutlu olur Peki aslan kadınıyla koç erkeği iyi anlaşır mı? Ay, güzel bir ilişki çıkar mı ortaya? Bir aşk olur ama hep didişme ve kavga olur. Bazen o da güzel. Action'lı bir ilişki <laughs> Action. olur. Peki terazi erkeği hangi burçla hiç geçinemez? <laughs> hiç kimseyle. <laughs> ya hayır yapma ne olursun? Dengeli olursa herkesle geçinebilir ama terazi koçla ve kovayla, ...ikizler ile çok çok mutlu olur. Koç kova ikizler. Evet çok mutlu olur. Aslan Burcu ne zaman mutlu olur demiş sevgili Serpil Hanım. Öpüyoruz sizi. Ee, ne zaman mutlu, mutlu olacak zaten, aslanlar? E, çok yorucu bir üç yılı geride bırakıyorlar. Haziran ayıyla birlikte. Ay hadi gözleri aydın. Kesinlikle bütün tutulmalar son üç senedir aslan kova. Kova aslan aksında gerçekleşti. Bu sene 31 Ocak'taki ay tutulması aslan burcundaydı zaten. Ee, inşallah Hazirandan itibaren çok mutlu olmaya başlayacaklar. Peki Başak e, Başak erkeğiyle Akrep kadının uyumu nasıl olur? Süper olur. Başak Toprak mı? Oluyor? Başak Toprak Akrep Su. Yani? inanılmaz bir tutkulu aşk olur ve uyum olur. Değil mi? Kesinlikle. Hele ki e, kadın Başak Akrep erkekse oho dünya onların. Ya. Çok şahane tutkulu bir aşk olur. Ne diyelim? Gözümüz aydın. Ama lütfen <laughs> dişiliğinizi önem verin. Eğer siz başak kadınıysanız ve bir akrep erkeğiyle birlikteyseniz, akrep gerçek aşkı bulana kadar gezer tozar. Adı çıkmıştır. Çapkın mıdır çapkın yani? diye. Hayatım kavun mu ki bu? E, koklayarak bulacak. E, dolayısıyla ruh yani ben ruh eşine inanmam da ruh eşsizdir. Kesinlikle ve kesinlikle. E, ...gerçek aşkı bulursa dişiliğe önem verir akrep erkeği. Peki. Yani bir ışıltınız olsun, bir omzunuz düşsün, bir kirpikleriniz olsun, derin derin bakışlarınız olsun... ...gözlerine bakarak daha mutlu olursunuz. Ona göre başaklar. Kesinlikle. <laughs> Çünkü onlar doğaldır, sadedir. Ee, Başak kadınların çok böyle makyajlı görmeyiz, ee, abartılı giyindiğini görmeyiz. Abartmayın. Ama göz makyajınız olsun akrep erkeğini gözlerinizle etkileyebilirsiniz. Valla Başaklara baya bir iltimas geçtin. Yine Başak Kadını sormuş. Başak Kadını aşk hayatında neler yaşayacak diye. Ee, uyumu ve huzuru e, hayatınıza çekebilmek için endişesiz olmanız gerekiyor ki hep mutlu olasınız. Peki oğlak erkeğiyle balık kadını uyumlu mudur? Oğlak da toprak değil mi? Oğlak toprak. Şimdi e, arkadaşlık olur ama. Yönetici olduğu için oğlak erkeği hmm. yönetilmekte nezilir balık kadını. İzin verirse mutlu olur yönetilmeye. Vermezse yani mutlulur. oğlak erkeği yöneten balık kadını burada yönetilen olduğu için bu ilişkide denge olmaz diyorsun. Olmaz ama izin verirse tutkusu ve aşkı uğruna var öyle kadınlar e, mutlu olur Olabilir. tabii ki. Olabilir peki. Akrep kadını ve kova erkeği evlenirse ne olur demiş seyircimiz. Hayatta olmaz. Hadi canım. Kesinlikle Olmaz. Ee, kovanın düşmanı e, akreptir. Akrebin düşmanı kovadır. Neden? İlişkisel anlamda. Yani bir akrebi kovaya sokamazsın. Hapsedemezsin. Ya kendini sokar ya seni sokar. <laughs> Peki Koç erkeğiyle akrep kadını aşkta mutlu olur mu? Olamaz. Çünkü ateş akrebi yakar. Koç mu ateş? Koç ateş. Akrep su. Su e, su ateşi söndürür. Hı. Hmm. Peki oğlak erkeğiyle Ateşte. yay kadını mutlu olur mu? Olamaz dermiş yani... düşüp bayılırmışım şimdi. <laughs> Bak e, haritasal örnek veriyorum. Güneş ay kavuşumu varsa olur ama eğer haritayı değerlendirmiyorsak özgürlüğüne çok düşkün, kendine buyruk, e, özgürce yaşamak isteyen bir yay kontrolle mutlu olamaz ki. Peki. E, koç kadını, koç kadınıyım. Yay erkeğiyle evlenmek üzereyim. Evliliğimiz nasıl olur? Allah mesut etsin. Şahane olur. Aa, tabii ikisi de ateş. Ee, güzeldir. Koç da özgür kalmayı sever, Yay da özgür kalmayı sever. Flört ederek bir evlilik yaşarlar. Oh ne güzel. Şahane. sefanız olsun. İkizler kadınıyla Yay erkeği mutlu olur mu? Şahane olur. Kesinlikle. Havanın bak ateşin havaya ihtiyacı var. Ha. Daha çok görüklenmesi için İkizler hava, Yay ateş. Alev alev bir aşk olur. Allah Allah. <laughs> en şanslısı kim bu haftanın? Bir görelim mi? Hadi enlere geçiyoruz artık. Geçelim. Haftanın en şanslısı sizsiniz. Bakalım sizin burcunuz var mı? Haftanın en şanslıları arasında boğa, kova ve balıksanız bu haftanın en şanslıları sizsiniz. Peki şanslıları sizken haftanın en şanssızları kim? Bu hafta galiba zor bir hafta olacak sizin için. Koç ve Başak ne kadar sürecek bu zorluk? Bir hafta. Bir hafta mı? Bir hafta kadar sürecek. Haftanın en paralısı kim? Bu hafta çok paralısın. Hatta çok paralısınız. Yani para peşinizden kovalayacak adeta. Kimlerin? İşte geldi ekrana. Oğlak, kova ve balıkların bu hafta parası çok olacak Cemil'de. Peki Haftanın en mutlusu kim? Tabii onlar çok şanslı. Şanslı olunca bir de üstüne üstelik çok mutlu. Şanslı kimdi? Boğa kova balıktı. E, dolayısıyla en mutlusu da Boğa oğlak kova balık. Buna oğlak da eklendi. Evet. Hadi gözünüz aydın. Peki haftanın en mutsuzları kim? 10 gün mü sürecek mutsuzluklar? Bir hafta 10 gün evet. Zor bir hafta olacak. Koç ve Başak bu hafta mutsuzsun. Ama üzülme. 10 gün sonra inşallah bu e, toparlanma, toparlanma değiş, olacak başlayacak. ve güzellik seni bulacak. En uyumluları kim bu hafta? Sen ve eşin eğer bu burçtan sen çok uyumlusun. Evet sevgili terazi ve kova çok uyumlusunuz. En uyumsuzları kim bu hafta? Zorlanacağınız bir hafta olacak biraz uyumsuzsunuz. Sevgili koç ve aslan uyumsuzsun bu hafta. Aşkta kim kazanıyor ya da aşkta kimler kazanıyor? Sen ve partnerin işte bu burçtansanız, bu burçlardansanız bu hafta kazançlısınız. Boğa, oğlak, kova ve balık. Aşkta kim kaybediyor bu hafta? Üzülerek söylüyorum ki uyumsuz olduğunuz için sevgili koç ve beraberinde Başak bu hafta aşkta kaybeden sizsiniz.